Tabii tüm bu dedikoduları Bahar Şahin ve Sera Kutlubey'den öğreneceğiz. Bu arada set ortamı nasıl? Biraz ondan bahsedebilirsiniz bize belki. Boşluklarınızda ne yapıyorsunuz? Nasıl vakit geçiriyorsunuz? Çok boşluk oluyor mu tabii o da? Yani özellikle Antakya tarafı iyice aile oldu. Böyle biz Deniz ablayı artık yani Deniz abla şu an derken bile bazen garipsiyorum. Anne neredesin? Babaanne neredesin? İşte Ayşen ablanın telefonunda babaanne diye kayıtlı. Annem, işte babaannem falan. Ayşen ablanın telefonunda ben en sevdiğim torunum diye kayıtlıyım. Çocukken de öyle kaydetti ama ondan önce torunum diye kayıtlıydı. Çünkü kıskandı. Ya biz Antakya olarak hep şey diyoruz, buradan da herkes duyacak ama biz ayrı bir dizi çektiğimizi düşünüyoruz Allah'sız. Buralar yok, buralar yok. Çünkü o özel. Ya çünkü Antakya ya. Neyse tabii çok ama enerjimiz çok tuttu. Evet. Dilerseniz sizi merakta bırakmayalım ve sohbetimize başlayalım. Evet, Zalim İstanbul'un setinde sevgili Bahar ve Sera ile birlikteyiz. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Gayet iyi. Ne kadar güzel tamamladınız. Çünkü kardeş olmak bunu gerektirir. Çünkü çalıştık biz de içeride. Bakalım Ceren ve Cemre'den setin enleriyle ilgili hangi ilginç itirafları duyacağız? Sette en fazla yemek yiyen kimdir? Bence ben. Ben hep Ozan'ı görüyorum. Sen hiçbir şey yemiyorsun ya. Öyle mi? Kardeşini tanımıyorsun. Çok az yani, nadir. Peki setin en şık giyinen oyuncusu kim? Simay. Evet. Simay. O Ceren Hanım, siz sever miydiniz Damla Hanım'ı? Gelin görümce pek de anlaşabildiğiniz söylenemez hani. Neyse konumuza dönelim ve setin en çalışkanı kim diyelim? Zor soru. Fikret abi. Fikret abi, onun çalışma odası var zaten. Şimdi köşkün yeni sakinlerinden Cemre ve Ceren'i önce ikileme düşürecek, ardından da aynı fikirde buluşturacak bir soru geliyor. En komik kişi? Berker. Ben Berker'e çok gülüyorum. Ben İdris'e ve babaanneme gülüyorum. Aa, babaannem, babaanne. İkili olduğu zaman. Evet. Sıra geldi setin en titiz ismini öğrenme. Peki setteki en titiz kişi var mıdır? Bahar. Bahar kesinlikle yani. Şu şurada olsun, orada olsun istemiyorsa hemen burayı toparlayalım, bunu yapalım, bunu yapalım. Hayır, perdeleri açalım. Dur uyuyacağım yani, birazcık kapalı kalsın. Yok, asla. Aa, neler duyuyoruz Bahar Hanım. 10 parmağınızda 10 marifet. Agah Karaçay görüyor mu bunları? Düşündüğüm için yapıyorum bunu. Ama ben ortamın titizliğini düşünüyorum. Sadece ortamın. Şimdi sıra Bahar Şahin'de. Bakın kız kardeşini nasıl ele veriyor. Sette en fazla uyuyan Sera. Yani uyurken diye söyleyeyim. Ben vaktimi değerlendiriyorum. Ya ezber yapıyorum, Sera. Ya eğleniyorum, ya uyuyorum. Sera hepimizden önce hazırlığa girer. Sete gelir gelmez hazırlanır. Ezberine bakar, yatar. Ve hani put gibi böyle hiçbir yeri bozulmadan yatar. Sera Hanım dediklerinde kalkar. Bir de şey, şurada Cenk'o da var. Onlar malum Cenk'o da. Neyse bir tane o da var. Sakın yanlış bilmeyin bu arada. Cenk giren herkese öpüyor. Herkesi sakın. Kız erkek fark etmez. Panjurları kapıyorum. Yorganı üstüme çekiyorum. Sahneden 10 dakika önce uyandırıyorlar. Mutlu mutlu oynuyorum. Dizide birbirleriyle sürekli didiştiklerine şahit olduğumuz Ceren ve Cemre ilk kez aynı fikirde. En sakar kişi var mıdır sakar sette? Biz ikimiz o konuda yani. Yani evet. Söylemeyeyim dedim. Evet ben de bir söylemeyeyim dedim ama gerçekten biz ikimiz sadece. Neler oluyor mesela? Biz Hatay'da... Şimdi bak şunu herkes çok iyi biliyor. Lütfen anılma bunu. Tamam bu. Sera'nın eli çok ağır. Bak Ozan da bundan dert yanar. Bir gün çocuğa tokat atmış, tokat atma sahneleri var. Kulağı çınlamış. Gerçekten. Hocam ama dedi ki Cevdet hocam gerçekten at dedi. Sonra bana attı. O senin fütursuzluğun kardeşim. Antakya'da ilk bölümde bana bir tokat atma sahnesi var. Çenem yarıldı. Kayıtlara gitsin diye gösteriyorum şu an. Kesinlikle yalan, kesinlikle yalan. Geri ben bir yapıştım. Kendini böyle bir attı ki kontrolsüz. Ama o kadar ya, bir kızdan o kadar güç nasıl çıkabilir ki yani? Ama elim ağrıdı, hani söylenmedi. Bir de ben dedim ki, evet dedim ki, vur Sera ya ne olacak, gerçek tokat at falan diyorum. Hani yani ne çıkabilir ondan, anladın mı? Öyle bir vurdu ki ben yerden kalkamadım. Çenem elim yarıldı. Orada değmedi, yere düştüğümüzde çenen yarıldı senin. Hayır, yere düşerken işte. Sen tokat atınca onun acısıyla ben kendimi toplayamadım. Kardeşim düşeceksin ama sen de yani. Ne yapalım? Çok çılgın işte.